Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Videomuzun konusu transfer yöntemiyle ana arı nasıl üretilir? Geçtiğimiz sezon yaptığım ana arı transferlerinden kısa kısa görüntüler almıştım. Ve bunları Facebook grubumdan ve sayfamdan paylaşmıştım. O zamanlar henüz YouTube kanalım yoktu. Tüm bu görüntüleri tek parça haline getirip YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Sanırım transfer yöntemiyle ana arı üretmek isteyen yeni arıcıların ve arıcılık adaylarının işine yarayacak diye düşünüyorum. Tabii ki transfer yöntemiyle ilgili başka videolarda yayınlayacağım. Özellikle çifte transfer ile ilgili videolar olacak. Ayrıca diğer sistemlerle ilgili videolarda hazırlayacağım. Miller sistemiyle ana arı üretme videosunu daha önce kanalımda paylaşmıştım. Diğer metotlar, alen sistemiyle ana arı üretme, zımbalama sistemiyle ana arı üretme ve diğer metotlarla ana arı üretme videolarım da bu kanalımda yayınlanacaktır. Kısacası kendi ana arısını üretemeyen arıcı kalmayacaktır. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, beğeni butonuna basmaya ve kanalıma abone olmaya unutmayınız. Daha fazla uzatmadan videomuz başlasın. Bu yüksükleri bir önceki transferimde kullanmıştım. Bunları biraz temizleyerek yeniden kullanacağım. Zaten kullanılmış olduğu üzerindeki çapaklarla belli oluyor. Hazırlamış olduğum başlatıcıya boş yüksükleri vererek koloninin yüksüklere alışmasını ve yüksüklerin de koloninin kokusunu almasını sağlamak burada amaç. Bunu yaparsak başarı şansımız artar. Peki başlatıcı nasıl hazırlayabiliriz? Başlatıcı hazırlamanın birçok metodu var. Örneğin bir başlatıcı metodu hazırlandıktan 2-3 saat sonra transfer yapılabilir. Klasik bir tane bu benim kullandığımda başlatıcıyı yaptıktan 7 gün sonra veya 5 gün sonra transferi yapabiliriz. Ben klasik yöntemi seçtim ve sizlere de önce klasik yöntemi seçmenizi tavsiye ederim. Klasik yöntemle başlatıcı hazırlamanın başka bir avantajı da 6. 5. veyahut da 7. günü veyahut da iki defa gelip arı yüksüklerini temizlerken ana arı sütü elde etmektir. Böylece önceden ana arı sütümüzü de temin etmiş oluruz. Başlatıcı ne kadar güçlü olmalı? Eğer bitirici kolonimiz yoksa ve bunun içinde bitireceksek bu kolonun en azından 10 çerçeve ve üzeri olmalı. Ve nüfusunun büyük bir bölümünün süt basan genç anarı olmasına dikkat etmeliyiz. Anar üretiminde başlayıcı ve bitirici çok önemli. O yüzden başlayıcı ve bitirici için ayrı video hazırlayıp paylaşacağım. Gelelim transfere. Varsa damızlık kovanımızdan yoksa en verimli olan, en çok beğendiğimiz kovanımızdan en küçük larvası olan bir çerçeve seçerek transfere başlayabiliriz. Eğer damızlığımız yoksa şiddetle bir damızlık temin etmenizi tavsiye ederim. Evet daha önce başlatıcıdan aldığımız sütü yüzde 50-50 karıştırarak su ile bir tane dal parçasının kabuğunu aldım ve bunun yardımıyla yüksüklerime eşit şekilde taşırmadan larvanın yapışabileceği kadar yani ters çevirince düşmeyeceği kadar eşit bir şekilde arı sütümüzü dikkatlice her yüksüğün içine koyuyoruz. 15 adet yüksüğü sütledikten sonra transferini yaparak hemen götürüp başlatıcı koloniye veriyoruz. Ve gelip diğerine devam ediyoruz. Bunu böyle yapmamızın sebebi, sebebi larvaların kurumasını engellemek. Ben bu transferi aralığımda bulunan barakanın içinde yapıyorum. Eğer sizin aralığınızda baraka yoksa bunu rahatlıkla arabanızın içinde de yapabilirsiniz. Açıkta larva transferi yapmanızı önermem. Larva alırken dikkat edilmesi gereken konu en genç larvayı almalıyız. Ana arının yumurtayı attığı, hücreye attığından 72 saat sonra yumurta çatlar ve larvaya dönüşmeye başlar. Burada 75-80 saatlik bir larva bulabilirseniz gayet güzel bir ana arı olacaktır. İşte mesela bunun gibi henüz çatlamış, henüz muz şeklinde bunu fazla sarsmadan yüksüğün içine bırakmak çok önemli. Yavaş bir şekilde yüksüğün içine bırakabilirsek bu gayet iyi olacak. Burada önemli olan sütüyle aldığımız larvayı hasar verdirmeden yüksüklerin içine aktarabilmektir. O yüzden fazla acele etmeyin. Sakin olun. Sakin kalın. İlk transfer yaptığım 15 adet yüksüğü götürüp başlatıcıya verdim. Bu da ikinci 15 adet Transfer yükçükleri. Burada sizlere göstermek istediğim kurtçukların larvaların büyüklüğü. Tabi bunun için profesyonel bir kamera gerek. Ama onunla da elimde olan malzeme ile biraz zoomlayayım. Az da olsa evet şu an şurada görünebiliyor sanırım. Şurada görünebiliyor. İşte bu büyüklükte olacak. 72 saat çatladıktan hemen sonra bu larvalar aşağı yukarı 80 saatlik falan olmalı diye düşünüyorum. Ne kadar küçük larva transfer edebilirsek o kadar sağlıklı ana arılarımız olacaktır. O yüzden bu konuyu atlamayalım. Elimizden geldiğince dikkat edelim. Bir başka konu Ana rüşü doğmadan transfer yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Fakat tutma yüzdeniz azalacaktır. Her zaman ana sütüyle yaptığımızda tutma yüzdeniz artacaktır. Bunu unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeden yaptığım son 15 adet yüksüğü transferi hemen başlatıcıya vereceğim. Önceden yaptığım 15 adet transferi başlatıcıya vermiştim. Fakat bunun görüntüsünü almayı unutmuşum. Şimdi ikinci yaptığım 15 transferi çerçevemize takacağız. Yavaş bir şekilde almalıyız. Çünkü ilk çerçevedeki yüksükler şu an arılar tarafından doldurulmuş. Görüldüğü gibi çok da süper tutmuşlar. Evet. Bunu da yavaşça fazla sarsarlanmadan yani yavaş hareket ederek bunu da takıp yavaşça yerine bırakıyoruz. Buradan öte arılar işini bilir. Başlatıcıda dört çerçeve var şu an. Bunun bir tanesi transfer çerçevesi. Fakat burada sıkıştırılmış 10 çerçeve üzeri arı mevcut. Genellikle genç işçi arılar süt basması bakımından. Transferimizi yaptık. Kovanımızı kapatıp bir an önce birebir şurup hazırlayıp şurubunu da verdikten sonra artık 2 gün sonra gelip kontrol edeceğim ne kadar tutup ne kadar tutmadığını bakacağım. Evet transferden iki gün sonra ikinci gün yaklaşık 36 saat sonra geldim ve yaptığım transferlerin kaç adet tutup kaç adet tutmadığına bakacağım. Aynı zamanda şurubunu da dolduracağım. Burada önemli olan çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Çerçeveler fazla sarsmadan özellikle transfer çerçevesine çok nazik davranmak tabiri caizse tereyağından kul çeker gibi almak zorundayız. Aksi takdirde larbavara zarar verebiliriz. Şimdi çerçevelerimizi yavaşça çekelim. Evet her tarafını alttaki ve üstteki transferlerimize arılar gayet iyi sarmış. Bu da demek oluyor ki yaptığımız iş doğru gitmiş. Şimdi bir bakalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 6 7, 8 9, 10 11, 12 tutmamış. Bu da tutmamış. 13 13 tane üstte tutmuşuk. Altta yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yok bu tutmamış. 10, 11, 12, 13. Yani 13, 13, 26 adet sağlıklı bir şekilde tutmuş. Dört tane yüksük de tutmamış. Şimdi burada yüksükler kapanana kadar her ne kadar bal olsa da birebir şurupla mutlaka şuruplama gerek. Evet şu gördüğümüzde arının yoğunluğu yemliğin altını da sarmışlar. Eğer bunu burada bitirmeyip bitiriciye götüreceksek transfer çerçevesini yavaş bir şekilde alıp fırçamızla üzerindeki arıların birazını silkeleyip onu bitiriciye götürebilir ve bitirici de bitirebiliriz. Daha önce yine aynı yöntemle transfer yapmış ve bunu bitiriciye vermiştim. Bitiricideki transfer yüksüklerini biraz sonra gidip görüntülerini çekip nasıl olduğunu paylaşacağım. Böylece siz de bitiriciden bir örnek almış olursunuz. Kimisi kestane bal toplamış. Kimisi de kestane balını aralarına vermiş. Bak kimisi biziz galiba. Hmm. Maşallah, maşallah. Hop. Haydi in çocuklar sıraya. Bu olayı çok seviyorum. Baksana nasıl sıraya düşüyorlar hepsi. Asker gibi. Asker gibi. Çok güzel bir olay. Evet. Bu gördüğünüz yüksükler başlatıcıda 24 saat tutulduktan sonra gördüğünüz bitiriciye getirildi. Bitirici de alt katta ızgara. Bunlar üst katta. Şu an şurada bu yüksüklerin sağlıklı mı sağsız, sağlıksız mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? bir defasında dikkatlice bakıldığında ana arı yüksüğünün yani 2-3 arı boyunda olduğunu görebilirsiniz. Örneğin bir tane ana arı yüksüğü bir arı boyundaysa onu kesinlikle bozun ve atın. Genelde yaşlı larvalar alırsanız transfer yaparken yüksükleriniz böyle gelişmez, güzel olmaz, küçük olur. Bu da sağlıksız olur. Yani 2-3 tane arı boy şeklinde yüksüğün üzerinde gezinebilmeli ve büyük analar çıkarabilmeliyiz. Aksi takdirde yaptığımız iş boşa gider, küçücük ve işe yaramaz analar üretiriz. Tüm bu dediklerime dikkat ederseniz çok sağlıklı ve çok güzel ana arılar siz de üretebilirsiniz. Burada gördüğüm 4-5 tane sağlıksız ana arı yüksüğünü bozacağım. Çünkü her ana arı yüksüğünden ana arı üretilmez. Gelelim şu nikot sistemine. Ben onlara tüp diyorum. Şimdi burada ana yüksükleriniz oldu. İşte bölmelerinize, kutularınıza dağıttınız. Elinizde fazladan yüksük kaldı. Bu tüpleri geçirerek ana bunların içine doğurtabiliriz. Peki bu tüpleri kaçıncı gün takmalıyız? Transferden 9 gün sonra takarsak 12. günde takmış oluruz. Ama siz bunu 11. günde de takabilirsiniz. Daha önce takarsanız belki sorun olabilir. Şimdi bu ana arıların doğup doğmadığını kontrol edeceğim. Hepsi sanırsam yerinde. Evet. Şu an aralarını silkeledikten sonra şöyle bir bakalım. Anılar içinde gözüküyor zaten. Evet. Doğmuş. Bu da doğmuş. Bu da doğmuş. Evet. Hepsi buraya kadar doğmuşlar. Evet. İyi bir şekilde doğmuşlar. Sağlıklı bir şekilde. Tabi bunları şu doğmuş mu? Evet orada da doğmuş. Bir an doğmadı diye düşündüm. Bu da doğmuş. Şimdi bunlara yapmamız gereken son kontrol bölmelere veya da kutularına vermezden önce bir defasında kapaklarını açıp ne kadar sağlıklı olduklarını kesinlikle kontrol etmeliyiz. Olur da ayağında bir problem olabilir veya da kanadında bir problem olabilir. Arının boyuna bakmak lazım. Fazla küçükse işte o ana beğenmezseniz kesinlikle bunu da kullanmayın. Çünkü bu şekilde ana kullanmanın da bir anlamı yok. Burada ana arılarımızı görme şansımız var. İçlerinden en iyisini tabi hepsi iyiyse hepsini de kullanabiliriz. Ama ben genelde eleme yaparım eleme yapmak için de bunlara güzel bir şekilde kontrol yapmak gerek. Kontrol yapması da bu nikot çanaklarının ya da dediğim gibi tüplerin içinde basit ve kolay üstten kapağı açıp çok iyi bir şekilde kontrol etmeliyiz. Bu önemlidir. Evet bu anağımız gayet sağlıklı ve hırçın. Hemen dışarı çıkmak istiyor. Fakat ben buna izin vermeyeceğim. Aslında bu nikot çanağının tüpün e, hava deliklerinden de ananın ne kadar sağlıklı veya da sağlıksız olduğunu anlayabilirsiniz. Ama kapağı açıp bakmak her zaman daha iyi bir iştir. Çünkü emin olursunuz burada bu lafı daha fazla uzatmayayım, videomu sonlandırayım, bir başka videoda görüşmek.